ben sana şimdi bambaşka bir konuya doğru sürüklenmek üzere bir soru soracağım. Şimdi blockchain'den konuştuk, Bitcoin'den konuştuk ama ben şunu merak ediyorum. Su altı evreninde neler oluyor? Abi elektrikli otomobil artık aldı yürüdü, hayatımızın da merkezine yerleşti. Türkiye'de biliyorsun yerli otomobil üretme çalışmalarına başladı. Elektrikli olacağı açıklandı. Onun hakkında görüşlerini merak ediyorum. Elektrikli otomobilin dünyadaki geleceğine dair görüşlerini merak ediyorum. Sana göre ne durumda süreç? Otomobil dediğimiz şey hayatımıza 1800'lerin sonunda girdi. Bay Daimler ve Bay Benz sayesinde. Ve işte bu aradan geçen 200 yıllık süre boyunca evrimini de durmaksızın sürdürdü. Bugün mesela ilk otomobilin fotoğrafına bakın. Önünden atları alınmış, faytondan hiçbir farkı yok. Oysa bugün otomobil dediğimiz şeylere baktığımızda bambaşka bir yapı görüyoruz. Üstelik bugün otomotiv sektörü İnternetin tetiklediği teknoloji girişimlerinin etkisiyle bir reenkarnasyon yaşıyor. Yani yepyeni bir yaşama doğru ilerliyor. Ne açıdan? Bir kere yapısı değişiyor. Yani içten yanmalı fosil yakıt kullanan işte benzinli dizel motorlar yerine elektrikli motorlar geliyor. Türkiye'de Fikri Mühim'in bir araştırması var. Yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'de yeni otomobil alacakların %35'i otonom araçlardan, %45'i elektrikli araçlardan çok heyecan duyduğunu söylemiş. Türkiye'de dahil olmak üzere her yerde buna yönelik bir ilgi de var. Bakıldığında bazı bence üzerinde durulmayan konular var. Bir kere elektrikli araçlar ciddi bir enerjiye ihtiyaç duyuyor. Yani elektrikli araçların yaygınlaştığı bir durumda mesela Türkiye ölçeğinde Türkiye'nin böyle bir talebi karşılayacak enerjisi yok. Ve bu enerji kapasitesini sağlamak için de tahmin edilenden çok daha fazla yatırım yapması lazım. Bir diğer konu bu elektrikli araçlar sonuçta bir menzile sahipler ve bunların şarj edilebileceği ortamların yer alması lazım. Bu da işin ayrı bir boyutu. Pek konuşulmayan bir diğer boyutu da bu elektriği üretmenin bir maliyeti var. Yani hem parasal maliyeti var hem çevresel maliyeti var. Elektrikli araçlar sıfır emisyonlu olarak lanse ediliyor. Ama elektriği üretmek için bizim karbon emisyonuna ne gibi bir katkıda bulunduğumuzu kimse konuşmuyor. İşte nükleer santrallerle, doğalgaz santralleriyle, kömür santralleriyle vesaire elektriği üretmek çok zahmetli bir çaba. Buradan yerli otomobil çabasına gelirsek açıkçası benim yerli otomobil hakkında bir bilgim yok. Kimsenin de olduğunu zannetmiyorum. Yani bu oluşum içerisinde yer alan firmalar da fikir sahibi mi? Emin değilim. Çünkü açıklamalarında olmadıklarına yönelik bir izlenim ediniyorum. Yerli bir otomobil fena mı olur? Hayır, hiç fena olmaz. Fakat bunu konuşurken Türkiye'de sanki yerli otomobil yokmuş gibi konuşuyoruz. O da başta beni ve ardından çok daha büyük ölçekte otomotiv sektörünü çok üzüyor. En basitinden şöyle söyleyeyim, Türkiye'de Türk mühendislerin baştan sona tasarladığı, geliştirdiği, patentlerini aldığı ve ürettiği bir kamyon dünyada satışa çıktı. Dünyada, Türkiye'de Türk mühendislerin ürettiği ve son derece teknolojisiyle, her şeyiyle gelişmiş ve pazarda çok ciddi bir paya gözünü dikmiş bir kamyon üretildi. Türkiye'de aynı grup ilk elektrikli kamyon üzerinde çalışıyor. Konseptini tanıttılar. Önümüzdeki yıl nihai ürünle tanıştıracaklar bizi. Yani Türkiye otomotiv sektöründe çoğu kişinin ihmal ettiği derecede aslında yol kat etmiş durumda. Ama önemli olan şey şu. Dünyada yerli ve milli diye bir şey kaldı mı? Bunu iyice bir araştırmamız lazım. Yani işte bugün cebinizdeki telefonlar hangi ülkenin malı? Mesela Çinli telefon var değil mi? Çinli telefon markaları var. Açıp bakalım ne kadarı Çinli? Yüzde kaçı Çinli? Böyle bir şey mümkün değil. Yani bunun işlemcisini bir başkası üretiyor. Bunun ekranını başka biri üretiyor. Fabrikada montajını başkası yapıyor. Dünya böyle bir dünya değil ki. Bugün dünya nerede en optimum maliyetli kaynaklar var? Nerede en optimum maliyetle bunları bir araya getirebiliriz ve hangi pazarda en karlı şekilde satabiliriz üzerine bir oyun kurmuş durumda. Küreselleşme bunu getirdi. Dolayısıyla bu bir şeye heves ederken bugünün küresel ve kapitalist düzeninde başlangıç noktamız yerlilik ve millilik olursa hüsrana uğramamız da olası. Çünkü ekonomi
finans, matematik böyle bir şey değil. Biz bizim için en uygun olan ne, ona bakmamız lazım. Ve bizim bu düzen içerisinde hangi alanlarda yer alabiliyoruz, ona bakmamız lazım. Mesela Türkiye'de her şeyi üretiyoruz, motor üretemiyoruz diyor. Bunu otomotiv sektöründen birine söylerseniz siz de dalga geçer, aşağılar. Biraz daha hiddetliyse de azarlar. Türkiye'de motor da üretiliyor. Yani biz ne yaptığımız konusunda dahi yeterince bilgiye sahip değiliz. Umarım bu yerli otomobil sevdası da bütün bu bilgi birikiminin üzerine kurularak realistik bir şekilde ilerler. Yoksa hoş bir göz boyama çabasından ibaret kalabilir diye düşünüyorum.